Ya o konu tabi yoruma açık. Ben öyle söyleyeyim. Yusuf tabii Yusuf Sarı da genç oyuncu. Ee, Yusuf, Yusuf'lar karışıyor bazen. Yusuf tabi Trabzonspor'dan e, 4 sene, 3 sene, 4 sene hizmet etmiş, sonra gitmiş. Yani aradığını bulamamış bir oyuncu diyeyim. Kasımpaşa'da ara ara iyi oynadı. Trabzonspor'a tabi ki Türk oyuncusu olduğu için faydalı olacaktır. Hoca bunu çok istiyordu. Özellikle Başakşehir'de de Yusuf'u istemişti ama Tabii yoruma ben burada açık bırakıyorum. Yusuf Sarı'yı verip de Yusuf'u Erdoğan'a almak ne kadar doğru. O anki şartlarda demek ki Abdullah Hoca en doğrusunu bilir. Böyle yapmış. Ben yorumu açık olarak bırakıyorum. Yani herkes nasıl yorumlarsa ona saygı duyarım. Genelde de yani oyuncuyu kazanmaya çalışan bir teknik direktör aslında. Yani ya şimdi... Mesela Abdülkadir Şu... Evet evet Soru, kazanmaya çalışıyor. Şu, mesela çok iyi kazandı gerçekten. Şundan alakalı söyleyebilirim. Ben Yusuf Erdoğan transferini şuna bağlıyorum. Bir yeri geldiği zaman sol bekte de Yusuf Erdoğan'ı kullanabiliyorsun. Yani Yusuf Sarı'yı sol bekte kullanma şansın yok. Ancak ön tarafta kullanabilirsin. Belki onun nedeni de... bir de Puça transferi çünkü 6 aylık bir transfer. Ne vereceği çok fazla belli değil. Sezon sonu kesinlikle Trabzonspor kadrosunda bünyesinde olmayacak. Yusuf'u eğer ki kötü çıkması durumunda veya formsuz durumunda Yusuf Erdoğan'ı sol bekte kullanabilir diye yapılmış bir transfer olarak görüyorum ben. Bu arada hatırlatalım Pulgar ve Semih Kaya'nın Antalya'ya varış görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz canlı olarak. Şu anda da Antalya'da havalimanından canlı görüntü ekranlarınızda arkadaşlarımız orada nöbetteler. Ee, yine bu program içerisinde e, resmi duyuruları paylaştık sizlerle. Galatasaray İstanbul'da bizim programımızın saatleri içerisinde resmi açıklamayı yaptı ki birkaç gündür e, özellikle Pulgar'ın ismi konuşuluyordu ve Burak Elmas transferi doğrulamıştı. E, i̇ki oyuncu da e, takımın kampına bu gece katılıyorlar ve aslında dakikalar sonra da şu anda gördüğünüz canlı olarak ekranınıza gelen o havalimanın kapısından çıkacaklar. Arkadaşlarımız orada hem Semikayı hem Erik Pulgarı bekliyorlar. E, onlar da bize oradan görüntüleri an aktaracaklar. aktaracaklar. E, söyleyelim belki de e, havalimanında ilk açıklamalarını da duyabiliriz. Onu da söyleyelim. Ee, yine sorularınıza devam edeceğim. Bu arada yaşı yanlış söylediniz değil mi? De ağzımdan öyle çıkmış 47 olacaktı. Ha, Teşekkür evet. ederim. Enes Bülbüller sizce Batu Şay ve Piyanış takımda kalmalı mı veya kalacak mı? Kalabiliyorlarsa iyi iş. Yani bu Batu o kadar çok pozisyona girmesi tabii ki önemli. Yani pozisyonlar çok. açısından ama Nobre ne dedi? Ya dedi İyi oyuncu ama golcü değil dedi. Büyük takımda bitirmek çok daha önemli. Bitirmek önemli. Ee, o nedenle mesela bak, e, hani Burak Yılmaz örneği verdim ya. Burak Yılmaz nasıl bir golcü? Bitirici. Bitirici. Çünkü topa dokunduğu an fazla vakit geçirmiyor. Mesela Batu Şah ne yapıyor şimdi? Mehmet Hocam golcü. Hocam tabii, tabii. çok topu eveliyor, geveliyor, dönmeye çalışıyor falan. O son vuruşa ne vakti kalıyor, ne enerjisi kalıyor gibi geliyor bana. Tamam güçlü bir oyuncu döndü mü, kaleyi gördü mü? şutları sert ama mesela Burak Yılmaz işte örneğin birçok golcü değil mi? Aklıma Burak geldiği için söylüyorum hep. O son vuruşlarda Abu Bakar, Mario Gomez, Yine devam Cenk Tosu, bence de. Yeni sezona. O son vuruşlarda doğru yerde duruyorlardı hep. Yani onun evet. e, enerjisi o topa vurmadan önce yeteri kadar var. Burada Batçay'da bence o, öyle bir sıkıntı var gibi duruyor. Batçay oyun içinde çok etkili oyuncu. Etkili tabii Top ki. kaybetmiyor. Takımı da oynatan bir oyuncu ama skor katkısı büyük takımda skorun altında adınız yoksa hep eleştirilirsiniz. Hep kötü oyun diye Biz oynadığımız zaman oynadığım sürece Santrafor oynuyorsun. Çok kötü maç oynuyorsun. Tabii Türkiye'de şöyle bir şey var. Eğer skorda altında ismin yoksa o maç kötü oynamışsın. Ama çok kötü oynuyorsun. Gol atıyorsun. 1-0 kazanıyorsun. Maçın en iyisi sen seçiliyorsun. Evet. Antalya'ya gidiyoruz. Arkadaş da orada. Onu bekleyelim olmadı. Hemen Antalya'ya gidiyoruz. Pulgar ve Semih Kaya vardı. Heyecanlıyım. Ee, ...ilk günkü gibi heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi e, yorucu bir gün geçirdik, o yüzden o yani otele geçmeyi iple çekiyorum. Ee, teşekkürler burada beklediğiniz için bizleri de. Ee, bakalım her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz i̇yi bakın kendinize. İyi akşamlar. Evet, e, Semih Kaya konuştu. Tabii uçak yolculuğu yorgunluk var. Görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Evet, araca biniyor. Bir an önce dinlenmek istiyorum dedi. E tabii o şimdi ya, hem mutlu, çok mutlu hem zaten. yorgun. E gidip o ya Serdar kim mutlu olmaz? 30 tabii. yaşındasın. Gözlerin içi gülüyor. demin o, 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 onu söyledik. Ya. Yani onun için iyi bir şey tabii ki. Ya. Allah yolunu da açık etsin. Ben isterim abi. yani. Biz yani, parlasın. Biz böyle derken oyuncunun tabii ki değersizleştirmek için değil. ben yok, form yok. grafiğinden söyledim ama tabii ki inşallah Galatasaray takımına faydası olur. E orada, evet, görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor hala araca biniyor. Semikay araca bindi. Sonuç itibariyle e, kadro geniş kadroda dördüncü bir tecrübeli oyuncu. Dinliyor, Türk oyuncu. Bunu da düşünüyor. Kadro planlaması e, yani bu işin hoca için zor yanı da bu. Yani e, bir vakit ara yok, vakit Sergen an, önce bir, bir maçta oldu ya ya Türk mü sokacağız, yabancı mı sokacağız? Neyse Karşın. garanti olsun da Necmi sokalım bari diye. İş oraya gitmişti o maçta. Hangi maçı unuttum? Şimdi hocaların böyle bir derdi de var. Karagümrük'tü galiba. galiba. böyle bir derdi var hocaların aynı zamanda. Evet, evet. Önemli Kolay gerçekten. Kolaydı. Kolaydı. E canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Antalya'dan görüntüleri. E, Erik Pulgar ve Semih Kaya e, Galatasaray'a takıma katıldılar. E, canlıydı bu görüntüler. Tekrar edelim. Bugün de transferi resmi olarak duyurmuştu Galatasaray. Şimdi yine Twitter'dan gelen yorumlar var. Yani Semih Kaya ile ilgili de az önce söyledikleriniz yabancı oyuncu kuralına dikkat çekiyor izleyicilerimiz. Doğru doğru. Furkan Ondan Bey doğru. Furkan Bey yazmış. Aslında programın başında da konuşmuştuk. Yabancı oyuncu kuralı olmasaydı Semih Galatasaray'a dönmezdi. Katılır mısınız? diyor. Muhtemelen yani kesinlikle katılıyorum. Yani şu an eldeki imkanlar ve sürenin kısıtlı olmasından dolayı semi hamlesinin olduğunu düşünüyorum yoksa yabancı kural olmasa da form olarak almazdı. birçok tür futbolcu e, çok eder. şans bulmazdı. Bak, belki daha az para alırlardı. Şunu, şunu anlayabilirdim. Fatih Hoca kalmış olsaydı e, şu form grafiğiyle semiya e güvendiği için semiya alabilirdi. Tabii. Bak Fatih Hoca kalmış olsa bir şey söylemem. Çünkü bildiği oyuncu bazen hoca oyuncuya oyuncu hoca'ya çok güvenir. O zaman onu tekrar performans olarak alabilirsin. Ama şimdi seni tanımayan bir hoca Torrent Şu an Torent'e önerilenler arasında en iyi tercih Türk oyuncu olarak Semih Göründü. Eski takımı burayı da biliyor. İzlemiştir. Evet. Bir Yoksa biraz. Fatih Hoca olsa zaten ben hiçbir şey söylemem ona. Formsuz olsa da Galatasaray camiası tabii ki alır kullanır Fatih Hoca istedikten sonra. Yine sorularla devam edelim. Yusuf Bey yazmış. Fenerbahçe'nin en iyi transferleri içerideki mental olarak çökmüş oyuncuları eski formuna getirmek olur bence. Nazım Üç Büyüklerin istediği bir oyuncuydu ve milli takım görmüş bir oyuncu. Bence oyuncuların performansını arttırabilirse kadrosu kayıteli ne söylersiniz bu konuda demiş. Onu hoca yapacak. Yani Yara Nazım'da transfer e, savaşları verilen bir oyuncuydu. Beşiktaş istiyordu değil mi? En yanlış hatırlamıyorum. Hepsi istiyordu. Hepsinin gündemi de vardı Nazım Sangaylar'ın. Ama... Vardı vardı. Bu zaten Beşiktaş'ın Nazım ee, Sangayri olmayınca Roser geldi. Evet evet ama şu var yani bence bu kısa sürede sadece taktik olarak değil. Yani İsmail Hoca'yı da tanıyoruz. Da beraber de yayın yaptık. Yıllardır da hocalık yapıyor ki Fenerbahçe camiasında da çok biliyor. Bazen taktiğin önüne de e, birebir ilişkiler yani karşılıklı konuşarak da birçok şeyi çünkü futbola küsmüş demeyeceğim ama formsuz olan işte, izleyicimizin sorduğu soru gibi e, onları çok güzel şekilde Biraz da fiziksel olarak hazırlayacak, kafa olarak, mental anlamda hazırlayacak bir teknik adam. İsmail Hoca'nın da ikili diyalogları çok iyi, çok iyi biliyorum. Fenerbahçe şey takımında bu oyuncuların kafasındaki sıkıntıları bir şekilde halledecektir ve form grafiklerini yükseltecektir. Emre Bey yazmış Serdar, Beşiktaş'taki Layıç, Douglas, Lens üçlüsü daha ne kadar zarar verecek kulübe? Bir de Sakala var. Ayn evet, biden... Sakala yarım sezondur. Üçlü olarak söylemesi doğru mu? Son, bitti. Sezon sonu bitti hepsi. Yani bu devre arasında zannetmiyorum gideceklerini. Çok enteresan. Yani ben bir tane olur, iki tane olur. Ya hepsinin gitmek istememesi çok enteresan. Çok çok enteresan.